Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'nin Ripple'a karşı açtığı dava hala sonuçlanmayı bekliyor. Bu süreçte tarafların talepleri netleşmeye başladı. Ripple'ın hukuki işlerden sorumlu yöneticisi Stuart L. Doherty, X üzerinden yaptığı açıklamada "Yanıtımız önümüzdeki ay sunulacak ancak hepimiz defalarca gördüğü gibi bu yanlış, yanlış karakterize edilmiş ve yanlış yönlendirmek için tasarlanmış ifadelerle ticaret yapan bir düzenleyici. Burada da formlarına sadık kaldılar. SEC yasaları adil şekilde uygulamak yerine Ripple'ı ve genel olarak sektörü cezalandırma, baskı altına alma çabasına devam ediyor" dedi. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse da SEC'ye sert eleştirilerde bulundu. Garlinghouse, Gensler yönetimindeki SEC'nin defalarca yasa dışı hareket ettiğini iddia etti ve Gary Gensler'ın son örneğinin DeftBox davasında görüldüğü Kongre'nin kendisine verdiği yetkiyi kötü kullandığını söyledi. Ayrıca SEC'nin Ripple davasında yasalara adil şekilde bağlı kalmadığını ve Gensler'ın FTX'in çöküşünden sorumlu isim Sam Bankman-Fried'e karşı soru işaretiyle dolu olduğunu belirtti. Ripple baş hukuk sorumlusu son açıklamasında SEC'nin Ripple'dan 2 milyar dolar para cezası talep etmeyi planladığını açıkladı. Ancak SEC tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. SEC ve Ripple arasındaki dava 2020 yılından bu yana devam ediyor. SEC, Ripple'ın kayıt menkul kıymet ticareti yoluyla 1.3 milyar dolar fon topladığını iddia ediyor. Geçtiğimiz günlerde verilen bir ara karardaysa mahkeme, şirketin bireysel yatırımcılara sattığı XRP'lerin menkul kıymet olarak nitelendirilmesine karar vermişti. Ancak kurumsal yatırımcılara yapılan token satışlarının menkul kıymet olarak değerlendirebileceği kararı alındı. Kripto dünyasındaki son gelişmeleri ve güncel kripto haberlerini takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın.